Selamlar arkadaşlar. Bugün size çok müthiş bir tavuk tarifim var. Fırında tavuk yapacağız. Ama önce patateslerini yapalım. Şöyle bir büyük patatesi alıyorum. Parmaktan daha iri bir şekilde doğruyorum. Bunları yeteri kadar tuzluyorum. Ve biraz da sıvı yağla karıştırıyorum. Çok değil. Zar yapacak kadar. Şu şekilde. Daha sonra yağlı kağıt koyduğum bir fırın tepsisine patateslerimi şöyle diziyorum. Patates miktarını arttırabiliriz. Hatta biraz bir tane daha keselim. Bir patates ekledikten sonra sıra geldi tavuklarımıza. Şimdi tavuklarımızı tuzluyoruz güzelce. Bakın arkadaşlar, burada bir şey söyleyeyim. Bu tavuklar zaten üretim yerinde yıkanıyor. Bir daha yıkamayın, tehlikeli. Bakteri üretme riski çok yüksek. Tavuktan zehirlenmenin büyük sebeplerinden birisi tavukları bir daha yıkamak. Bizim hanımlar içi rahat etmediği için bir daha yıkıyorlar ama tehlikeli. Şimdi tavuklarımızı da bir güzel tuzladık. Böyle bacaktan yapacağız bunu, bagetten. Buna da bir miktar yağ ilave edeceğiz. Ben baharat koymuyorum. Siz baharat da koyabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum buna. Şimdi bunları bir güzel yağladık. Yapacağımız işlem bir fırın ızgarası. Şu şekilde fırın ızgarasını tellerini elimizle açtırıyoruz. Bakın şöyle arkadaşlar. Bu bunları sıkıştıracak. Teller esnek. Şu şekilde bagetlerimizi yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklarımız hazır. Bunu fırını en üst gözüne koyuyoruz. Alttakini de en alt göze koyuyoruz. Bundan damlayan yağlar bu patateslere büyük lezzet katacak. Fırınımız 170-180 derece olacak arkadaşlar. Fazla sıcak olmayacak. Yağların damlamasına fırsat vereceğiz. Ve güzel içi pişecek çünkü bagetleri açmadık. İçinin pişmesi için daha düşük dereceler gerekli. Gördüğünüz şekilde fırına yerleştiriyoruz. Burası en üst gözde, burası en alt gözde. Tavuklar birbirine değmeyecek, her tarafı pişsin diye. Bakın damlamaya başladı. Bunun yağı bu patatesleri enfes yapacak. Acele etmeden yavaş yavaş nar gibi olana kadar kızartalım. Evet, gördüğünüz gibi tavuklarımız ve patateslerimiz harika pişti. Şimdi dışarı alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi bütün mesele elleri yakmadan bu tavukları çıkarmak. Arkadaşlar lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Bu harika oldu. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.